Sayın Genel Başkan Yardımcım, bir anket çalışmamız... Bartın Genel yapılmış bulunan anket çalışmamız... Genel Başkan Yardımcım, Sayın Vekilim, Sayın İl Genel Meclisi Başkanım, Belediye Başkanlarım, İlçe Başkanlarım, teşkilatımızın değerli yönetim kurulu üyeleri, hepiniz ekonomik, şehrimizin ekonomik beklentileri toplantısına hoş geldiniz. İnşallah bugün buradan çıkacak olan sonuçlar şehrimize katkı yapacaktır. Tabii ki şehrimiz orman ürünleri ve turizm bakımından zengin bir yöredir. İnşallah yapmış olduğumuz çalışmalar meyvesini verir. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayırlı toplantılar diliyorum. Sağ olun, var olun. Değerli milletvekilim, değerli il başkanımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanları, bilhassa Bartın ilimizin AK Parti'nin yereldeki dava arkadaşlarım. Hepinize hayırlı sabahlar. Önce bir yanlışı düzelterek başlayayım. Genel Başkan Yardımcısı değil, Genel Başkan Yardımcısı Ekonomik İşler Başkanımız Sayın Cevdet Yılmaz. Ben onun da selamını getirdim. Biz Ekonomik İşler Başkanımızın yardımcısıyız. Arkadaşlar, bugün aranızda bulunma sebebimden önce buradaki hazırındaki arkadaşların da kısaca kendimin de hangi kulvardan geldiğimi belirtmek istiyorum. Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten sonra doğuma büyüme diyelim. Ekonomik işlerin içine girdik. Halen ekonomik işlerin içinde devam ediyoruz. Uzman yardımcılığıyla başladık. Uzmanlık. Rahmetli Özal'ın zamanında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında Özal'ın tedrisinden geçtik. Rahmetli Özal'ın. Allah kendisine rahmet eylesin. Daha sonra yurt dışında ticaret müşavirliği yaptık. İhracatımızın 36 milyardan 136 milyar dolara çıktığı dönemin ihracat genel müdürüyüm. Daha sonra Sanayi Bakanlığı müsteşarlığı yaptık. 24. dönemde Muğla Milletvekili olarak Plan Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sayın Vekilimizle de beraber bir dönem milletvekilliği yaptık. Bugün de ekonomik işlere, geçmişteki tecrübemize, birikimimize binaen devamımız istendi parti büyüklerimiz tarafından. Aranızdayız. Dediğimiz şehirlerin ekonomik beklentileri, daha önce biraz önce vekilimizle de konuştuk. Ekonomik İşler Başkanı Numan Kurtulmuş zamanında başlayan şehrin ekonomik gücünü öne çıkaran çeşitli çalışmalar yapılmıştı. Bu elbette ona dayanıyor ama ondan biraz farklılık arz ediyor. Şunun için biliyorsunuz, iki sene sonra Türkiye sistem değişikliğiyle beraber çok önemli bir seçime gidiyor. Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi dediğimiz sisteme geçiyoruz. Dolayısıyla 2019 önce yerel seçimlerin yapılacağı, şu andaki takvime göre konuşuyorum. Daha sonra milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığının seçileceği bir seçimi yaşayacağız 2019'da. Biz de Ekonomik İşler Başkanlığı olarak bütün illerimizin 2019'a giderken hangi yatırımlarının başarılı olduğunu, hangi devam eden yatırımların bir an önce bitirilmesi gerektiğini, bir de şehrin dinamiği olarak önümüzdeki dönemde bu ilin ne istediğini tespit etmek için aranızdayız. 81 vilayeti Ocak ayı sonuna kadar bitirip Şubat ayında da Ankara'da yine ekonomiyle ilgili milletvekillerimizin de bulunduğu ekonomi danışma kurulumuzda, akademi hocaların da bulunacağı kurulda bu çalışmalara son şeklini vereceğiz. Bugün
Moderatörümüz yönetecek biraz sonra bu toplantıyı. Üç tane önemli konumuz var. Bir, son 15 yıl içinde Bartın'da en iyi, başarılı gördüğünüz yatırım nedir? Elbette kişiler arasında farklı cevaplar çıkabilecektir. Onları zaten önceliklendirerek sıralandıracağız. İkinci sorumuz, şu anda devam eden ama bir an önce bu şehrin dinamiği bakımından bitmesi gereken ekonomik faaliyet ya da yatırım nedir? İkinci soru. Üçüncü soru, önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin gelişen bir parçası olan Bartın'da bu insanlar, Bartın'da yaşayan, Bartın'ın politikasını belirleyen, Bartın'ın politikasına hizmet eden bu kardeşlerimizin ortak düşüncesi nedir? Bunu ortaya koyacağız. Ekonomik İşler Başkanlığımızın organize ettiği şehirlerin ekonomik beklentileriyle ilgili forum için bir aradayız. Ben bu toplantımızın, forumumuzun hayırlara vesile olmasını, Bartın'ın kalkınmasında bir kilometre taşı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Çok önemli bir çalışma AK Parti Genel Merkez Ekonomi İşler Başkanlığı'nın tüm illerimizde gerçekleştirdiği, bugün de Bartın'ımızda çok değerli ekonomi işleri başkan yardımcımız Ali Boğa abimiz birlikte 24. dönemde milletvekilliği yaptık. Tecrübesiyle onun özellikle hem siyasette hem ekonomide hem de son zamanda genel merkezdeki tecrübelerini inşallah Bartın'ımızın dinamikleri, teşkilatımız ona aktaracak ve Bartın için ben faydalı bir çalışma olacağına inanıyorum. Bartın ilimiz 1991 yılında il oldu. Zonguldak'tan ayrıldık. O dönemde 91'e kadar ilçeydik. İl merkezi 36 bin nüfustu. 2002'de AK Parti iktidara geldiğinde il olmadan da 25 bin civarında merkez nüfusumuz olan bir ildi. Tabii il olduktan itibaren 2002 yılına kadar koalisyonlarla geçen bir dönemdi. Ülkemiz genelinde iktidarların 3,5 yılı geçmediği, 2 yılda bir değiştiği, ekonomik yatırımların yavaşladığı, hatta durduğu, kamu yatırımlarının durduğu bir döneme denk geldi. Bartın'ın ilk yılları, ilk 10 yılı. 91'den 2002'ye kadar koalisyonlar nedeniyle Bartın il olduktan sonra bir valilik binasını bile yapamadı. 2002 yılından sonra artık AK Parti ile başlayan yeni dönemde Bartın'ımız kalkınmasını yeniden başlattı. Aslında Bartın'ın il olması 91'de de bir siyasi istikrar başlasaydı şu gün Bartın çok daha farklı bir noktada olurdu. Ama 10 yıllık bir, 11 yıllık bir gecikmeyle kalkınma sürecini başlattık. 2002'den bu yana 15 yıllık AK Parti iktidarında Bartın'a 4 milyar liralık kamu yatırımı gerçekleştirdik.